Herkese selamlar. SAS ve CSS eğitim setimizin 9. dersiyle birlikteyiz. For each ve while komutlarının nasıl kullanılacağını size anlatacağım. Geçen ders yaptığımız şu mesaj pencerelerini yoruma aldım ve burada paragraflar oluşturdum. Her birine bir class verdim. Bakın font size tire 5, 10, 15, 35'e kadar gidiyor. Şimdi bu şekilde bir tekrarlı bir şeyler varsa döngü yapmak daha mantıklıdır. Örneğin siz Font size'ları kullanmak istiyorsunuz. Bakın alt alta demiyorum. Sitenizin herhangi birinde bazen 5 piksellik bir font size, bazen 10 piksellik bir font size, bazen 20 piksellik bir font size istiyor olabilirsiniz. Sitenizde bu şekilde bir font size kümesi oluşturmak istiyor olabilirsiniz. Yani sitenizde fontları ikide bir sadece gelip şu class yazıp değiştirmek istiyorsunuz örneğin. Hemen style.css'e geliyorum. Şuradan komutlarımı yazmaya başlayacağım. Bakın burada sizes diye bir değişken oluşturdum. 5, 10, 15. Burada 3 tane parametre var. İç ile bir döngü oluşturdum ve dedim ki şuradaki size'larımı bakın iç in ile şuradaki size değişkenini ata. Artık buradan kullanabilirim. Diyorum ki font size klasıma ki bu klasımı dersin başında oluşturmuştum bakın. Font size tire şurada da tireyi görüyorsunuz. Değişkeni nasıl kullanıyorduk? Şurada diyez işareti deyip küme parantezlerini yazıp kullanıyorduk. Buraya ne yazacak sırasıyla? 5, 10, 15. Yani font size 5, font size 10 ve font size 15 diye 3 tane oluşturacak. Ben artık burada kaç tane istersen bakın 20'yi de oluştursun. Neyse devamını da oluştursun. 25 5'ten 35'e kadar tek tek gelip şuraya yazacak. Font size 5, 10, 15, font size 20, font size tire 25 bunu oluşturduk. Gelip içerisine de bizzatayım. Bakın şurası neyse font size 5 ise 5. Şuraları piksel dersek daha mantıklı olur aslında. Çünkü şuraya piksel cinsinden aldırıyoruz. Piksel olarak verirsek daha mantıklı olacak. Aynen şu şekilde font size'larını verecek. O halde şuraya gelip şunları piksel diyelim. Hemen style.css'e geliyorum. Bakın benim için oluşturmuş. Görüyor musunuz? Font size 5 piksel. Font size 10 piksel. Font size 15 piksel. 35 piksele kadar gidiyor. İçerisinde de font size 5 piksel, 10 piksel, 15 piksel yazıyor. Bakın şöyle bir sete ihtiyacınız olabilir. Bir dosyanız olur. Bir CSS dosyanız olur. Ve siz içerisinde her türlü hızlıca işlem yapabileceğiniz, kendi her zaman kullanacağınız bir çatı kod sistemi oluşturabilirsiniz kendinize. Örneğin sitenizde 10 piksellik bir font size istiyorsunuz. Direkt font size 10 piksel dersiniz. Bootstrap gibi kendi framework'ünüzü oluşturursunuz. Bakalım çalışıyor mu gerçekten? Shift F5'e tıklıyorum. Bakın 5 pikselden 10 piksele, 15 piksel, 20 piksel, 25 piksel, 30 piksel ve 35 piksel olmak üzere gerçekten de çalıştı. Ben bu pikseli pek hoş bulmuyorum. O yüzden bunları sileyim. Pikselsiz olsun. Kod karmaşasına gerek yok. Şu şekilde olsa daha iyi. Şimdi tamam. İç olayını gördünüz. Şimdi görmenizi istediğim ikinci şey ise for. Şunu for ile nasıl yaparız onu bir görelim. Bakın ne dedim? Dedim ki for ile value diye bir değişken. Burada değişken atıyoruz. Üçüncü parametrede from İngilizce anahtar sözcüğünü söylüyoruz. Sonra nereden nereye kadar gidecek? Başlangıç ve bitiş noktasını ne bu döngünün? Onu anlatıyorum. 1'den 7'ye kadar. 7 dahil mi? True dediğimde 7 dahil olur. Fakat şuraya 2 deseydim 7 dahil olmaz. En yani son 6'da duracak. Ama ben 7'in dahil olmasını istediğim için true diyorum. Şu iki komuta dikkat edin. Sonra diyorum ki value değişkeni kaçla başlıyor? 1 ile başlıyor. 1 çarpı 5, 5. Value'nun artık yeni değeri 5. Geliyorum font-size-5 tire yazıyor. Bakın şurada font-size 5 demiştik ya. Font-size 5 yazdı, geldi font-size'ına 5 yazdı. Tabii ki bu 5'i nasıl yapacağız? 1 pikselle çarpacağım. Bakın 1 pikselle. 5 çarpı 1 piksel, 5 piksel olacak. Tamam. Sonra döngü devam edecek, gelecek. Şurada 2. 2 ile devam edecek. 2 çarpı 5, 10. Value'nun yeni değeri 10 gelecek font size 10 klasını yazdıracak. Tamam. Sonra gelecek artık value 10 oldu. 10 çarpı 1 10 piksel. Sonra dönecek 3. 3 çarpı 5 15. Şuraya 15 yazacak. Şuraya da 15 piksel yazacak. Bu bu şekilde gidecek. Şöyle şunu silelim. Bakalım gerçekten yapacak mı? Bakın font size 5. Görüyor musunuz? Şurada piksel yok. Font size 5 5 piksel. Font size 10 10 piksel. Font size 15 15 piksel. Font size 20 20 piksel. Font size 35 35 piksel. Şunların hepsine uygun verdik. Tekrardan Shift F5'e tıkladığımda bakın sorunsuz bir şekilde gerçekleşti. Aynı şeyi for'la da yapabilirdik. Ha buraya 2 demiş olsaydık o zaman 35 piksel olmayacaktı. Çünkü burası 6'da bitecekti. 30 pikselde duracaktı. Bakın 30 pikselde durdu. Gördünüz mü? 35 pikseli yapmadı. O halde Gördüğünüz gibi 35 piksel olmadı. Gelip kendi eski haline döndü. Her ikisini de yoruma alıyorum. Son olarak bu işi while ile nasıl yaparız? Onu bir görelim. Bakın geldim. İlk önce x değişkeni ve size değişkenini oluşturdum. Dedim ki şurada X değişkeni 7, size 15 piksele eşit işte olsun. Hatta size 5 piksele eşit işte olsun aynen. Tamam diyorum ki bakın while döngü oluşturacağım diyorum. Koşulum ne? X değişkenim sıfırdan büyük olduğu sürece çalıştır. Tamam. X ilk önce 7, sıfırdan büyük mü? Evet. O yüzden koşulun içerisine girdik. Diyorum ki x değişkenini 5 ile çarp. 7'yi 5 ile çarpacak 35 olacak. O halde şu test değişkeni içerisinde 35 var. Font size 35. İlk önce font size 35'i oluşturdum. Tamam. Sonra geldim font size. O halde şurası da 35 olmak zorunda. Bildiğiniz üzere x7 idi. Size ise 5 pikseldi. İkisini çarptığımda 35 piksel olacak. Güzel. Sonra diyorum ki x değişkenini biraz azalt. Artık x değişkenim 7 değil de bu döngü bittiğinde 6 olacak. Geliyor. 6 büyük müdür 0'dan evet. 6'yı 5 ile çarpıp 30 diyor. O halde font size 30'u oluşturacak. Gelip şurada font size 30'u. Ama bu sefer yukarıdan aşağıya gidiyorum. Tamam. 30'u oluşturdu. Sonra geldi şuraya. X değişkenim neydi? 6'ydı. Altı 6 çarpı 5 piksel 30. Sonra gelecek şurada 6'yı bir azaltacak. Tekrar gidecek 5. 5 büyük müdür sıfırdan? Evet. 5 kere 5 25 şuraya. Şuraya da 25 piksel yazacak. Sonra 4 4 büyük müdür sıfırdan? Evet. 20 piksel. Şuraya 20 şuraya da 20 piksel yazacak. 4 şurada 1 azaltıp 3 olacak, 2 olacak, 1 olacak. 0 da kabul etmeyecek. 1 büyük müdürü 0'dan evet. 1 kere 5, 5. Şurada font size 5 yazacak. 1 çarpı 5 piksel, 5 piksel. Bakalım gerçekten çalışıyor mu? Style.scss edelim. Hata aldık. Şuradan dolayı hata verdi. Şurada hata aldık. Şunu bir uzaklaştırmamız gerekiyordu. Evet bakın burada boşluklar, gap'ler çok önemli. Şunlar arasında bir boşluk bırakmamız daha mantıklı olacak. Bu yüzden hata verdi. Her neyse şu an artık hata vermeyecektir. Evet bakın ilk önce 35'i oluşturdu. 35 piksel, 30, 30 piksel, 25, 25 piksel, 5, 5 piksel. Başarılı bir şekilde while döngümde çalıştı. Gözlemleyelim. Bakın 5 pikselden 35 piksele kadar doğru bir şekilde çalıştı. Evet, döngüleri de görmüş olduk. Bu derslik bu kadar yeter. Önümüzdeki ders devam edeceğiz. <laughs>